Edirne'yi taşkından kurtaracak olan bu muazzam kanal Edirne'yi bitirmektir. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, kenti sel ve su taşkınlarından koruyacak Kanal Edirne projesinde incelemelerde bulundu. Kanal Edirne'nin 2017 yılı içerisinde tamamlanacağına işaret eden Bakan Eroğlu, proje tamamlandığında başta İstanbul olmak üzere bölgedeki diğer illere Meriç Nehri'nden su aktaracaklarını söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, yaşanan sel ve su taşkınlarını önlemek için yapımına devam edilen 7800 metre uzunluğunda olması planlanan Kanal Edirne projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Eroğlu, Meriç Nehri'nin su debisinin artması sonucu bölgede çok sayıda tarım arazisi ve işletmenin büyük zarar gördüğünü hatırlatarak, Kanal Edirne projesi tamamlandığında Meriç Nehri'nin bypass edileceğini ve kenti sel taşkınlarından koruyacağını kaydetti. Şu Karaş bölgesi ve Edirne hep sular altında kalıyor. Onun için yaptığımız çalışmalarla dedi ki en azından Meriç Nehri'ni Edirne'ye varmadan böyle bir kanalla, bypass kanalı, adı Kanal Edirne diyoruz aslında bypass kanalıyla muazzam bir kanal inşa edeceğiz. 7800 metre uzunluğunda şurada rahatça görülebilir bakın. Edirne'ye ulaşmadan suyun bir kısmını, fazla taşan kısmını Edirne'nin aşağıdaki mansabına atacağız ki böylece Edirne'ye gitmeden Meriç Nehri aşağı kısma ulaşmış olacak. Dolayısıyla bu 70-80 metre genişliğinde görüyorsunuz muazzam bir kanal. 7800 metre uzunluğunda. Bakan Eroğlu geçtiğimiz yıl Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ne geldiklerinde taşkınları ve yaşanan sıkıntıları önlemek amacıyla projeye karar verdiklerini ve kendisinin de hemen başlayın talimatıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, Meriç Nehri taştığı zaman özellikle bu bölgeyi sular altında bırakıyor. Bizim yapacağımız şey ise bir bypass kanalıyla Meriç Nehri'ni Kanal Edirne dediğimiz kanal aracılığıyla büyük ölçüde aktarmak. Böylece taşkınların bir kısmını buradan Edirne'nin dışına farklı bir noktaya tahliye etmektir. İnşallah 2017 yılı sonunda projenin tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Böyle dev bir kanal inşa ediyoruz. Edirne'miz için çok faydalı bir çalışma oluyor. Hayırlı olsun diye konuştu. Bunu özellikle Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu gelmişti Edirne'ye. Tam sınıra giderken bir köprü üzerinde ben kendisine de izah etmiştim. Sayın Başbakanım buraya bir kanal yapmak lazım diye. O da hemen başlayalım dedi. Biz hemen DSE'nin makineleri, iş makineleriyle işte görüyorsunuz dozer var, kepçe var, silindir var, kamyon var. Yani yaklaşık 50 ile 70 adet bir büyük bir seferberlik yaparak girdik. Aşağı yukarı %30 da bitti. İnşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar bunun hepsini tamamlayacağız. Ve burası da hem taşkından koruyacak hem de az önce vekillerimiz, belediye başkanlarımızın bir teklif oldu. Dedi ki ya bunun etrafında acaba yürüyüş alanları, mesire alanları, bir turizm maksadıyla bir şey yapabilir miyiz? Hakikaten görüyorsunuz burası çok cennet gibi. Buna da çalışalım dedik ama bizim birinci hedefimiz Edirne'yi taşkından kurtaracak olan bu muazzam kanal Edirne'yi bitirmektir. Bakan Eroğlu ayrıca Ergene'yi kirleten belediyelerin yapmadığı arıtma tesislerini de yaptıklarını ifade etti. 3.10'daki milyar TL ile biz de Edirne'deki deraslahları, arıtma tesisleri, evsel atık su arıtma tesisleri ve diğer baraj göletler bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Ve Ergene'nin kurtarılması bize 4 milyar TL'ye mal olacak. 4 katrona. Ben hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Hayırlı olsun.